Sonunda geldin. Buyurun. Burada kalanlara baktıysanız gitti onlar. Bugün çıkış yaptılar. İyi misiniz? Su filan alır mısınız? Ama çok eşyamız varmış. Ya biraz ekmek peynir de almıştım. Kapıda kaldı torba. Bir alıver. Benim belim koptu vallahi. Ne işimiz var burada? Başımızı sokmak için geldik ya evladım. Baştan otele gitmekle hata yaptık. Buraya gelecektik, saklanacaktık mis gibi. Hem burası şehirden de uzakta. Kimse tanımaz bizi buralarda. Hem rahat rahat kapının önüne çıkarsın. İçeride kapalı kalıp da bunu almazsın sen de. Nereden buldun burayı? Şeyim burası. Benim kanka var ya. Mahmut. Hani şehre indiğinde arada bize uğrardı. Senle toprağa elma şekeri getirirdi. Kapıda görünür görünmez siz çığlığı basardınız. Çubuklu elma geldi diye. İşte onun evi. Ne çeviriyorsunuz? Siz derken? Tamiyetle sen. Niye geldik buraya baba? Zaten otelde kalıyorduk. Bir gece için niye buraya geliyoruz ben anlamadım. Ya, dedim ya kızım. Yani Hamiyet telefon etti ya. Sen bana öyle söylesene. Tabii hanımefendinin kuklasıyız çünkü biz değil mi? Ona isterse onu yaparız. İpimizi nereye çekerse oraya gideriz. Pardon ben unutmuşum. Hah, al. Sahibin. Yaptıklarının hesabını verirsin al. Allah kahretsin! Allah kahretsin!
nereden başlasam bilmiyorum. Nasıl anlatsam? İçimdeki kocaman boşluğu, karanlığı nasıl tarif ederim? Bilmiyorum. Tek bildiğim, bu dünyada tek sığınağım, tek yuvam senin ılık yüreğindi. Evet. Tamam Hamiyet Hanım. Zaten köylük yerdeyiz. Tamam, burnumuzu çıkartmayız dışarıya. Anladım. Ya tamam. Hamiyet Hanım, biraz fazla tembihat olmadı mı? Sen şunu versene bana. Sen daha bizden ne istiyorsun? Allah'ın cezası. Ha? Ne istiyorsun? Yarın gidiyoruz zaten. Düşsene bizim yakamızdan. Sen yılansın, yılan. Nankör. Hayatını kurtardım seni. Sensin yılan. Yılan. Öyle demeydin, iyiydi ya. Ne yapacak daha bana? Hı? Ne yapabilir? Belli mi olur kızım? Ne demişler? İtle dolaşacağına köşeyi dolaş. Hem giderek bir arıza çıkarmasın. Sen ondan korkacağına benden korksana. Asıl arıza benim, ben. Bade. Ben bunun içine hiçbir kazak, bir hırka koymamış mıyım? Yok vallahi. Bak, seni düşünüp yeni kıyafetler aldık ama kendi k***ımız açıkta kalmış, haberimiz yok. Heh, iyi ki bunu almışım. Ama bu da ne ya? Bu sünmüş etmiş. Baba. Delik deşik bu ya. Oo. Ya işte. Ya elin Amerika'sına bu kıyafetle gidilir mi? Daha adımımızı atar atmaz adamlar bize dilenci muamelesi yaparlar. Al şunu. Ne bu, ne yapayım bunu? Yıllarca sırtımızda ısıttı, şimdi de sobada ısıtsın. Ben çarşıya gidiyorum. Üstüme başıma bir şeyler almaya. Sen de ortalıkta fazla dolanma. Ne olur ne olmaz. İnadına mı yapıyorsun sen? Bir söylediğin bir söylediğin tutmuyor. Kim görecek daha başında beni? He. Kolay gelsin. Sizin ne işiniz var burada? Dedim ya bir tanem. Merak ettim ben seni. İyi misin? Ben anlamıyorum. Kimse burada olduğumu bilmiyordu ki. Nasıl buldunuz beni?
Anne. Sana sordum. Nasıl buldun beni? Şirketten çıkarken çok kötüymüşsün. Buraya geldiğini öğrenince de merak ettim. Niye geldin diye. Kim haber verdi peki? Badeciğim. Hadi buradan çıkalım. Bir temiz hava al. O zaman belki anlatırsın niye burada olduğunu. Olmaz. 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 Daha işim bitmedi benim. Olmaz. İşimi bitirmem lazım. Yarım kaldı. Yavrum. Ne işi bu Allah aşkına? Söyleyemem. Söyleyemem. Güzel kızım. Biz akrabayız. Ne derdin varsa söyle, birlikte çözelim. Hı? Anlatamam. Anlatamam. Anlatsam da yok. Yok, hayır, hayır. Bu benim meselem. Benim halletmem lazım bunu. Aşk olsun. Kızım, biz bir aileyiz. Anlatacaksın derdini ki birlikte bir çare bulalım. Yavrum bak, titriyorsun. Hadi gel evimize gidelim. Hadi gidelim. He? Yok. Bırakın beni ne olur. Anlatsam da inanmazsınız zaten bana. Ne olur bırakın gideyim. Ne olur. Badeciğim. Seni bu halde bıraktığımı öğrenirse Yusuf öldürür beni. Hadi gel gidelim. Çıkalım dışarı. Bak, sonra ne işin varsa görürsün. Hı? Hadi. Cemile. Kuzum, yavrum. Hayırlı torunum be. Gel. Ver çocuğum, ver. Dur bir dakika, dur bir tane. Ay maşallah. Bak, rengin rüsarın geldi yerine. Oh. Bir hastaneye gidelim mi Amiyet Hanım? Yok yavrum, yok. İyiyim ben. İyiyim. Gitmem lazım benim. Gitmem lazım. Kızım, hiçbir yere göndermem seni diyor. İlk önce konuşacağız. Konuşacak bir şey yok. Konuşacak bir şey yok. Halletmem gereken bir iş var. Yusuf'la mutlu olmam için halletmem lazım. Ah be benim güzel kızım. Ah be benim bir tanem. İkimizin de tek amacı o değil mi? Ha? Yusuf'la senin mutluluğun. Biz ne yaptıysak onun için yapmadık. Sandığınız gibi bir şey değil. Sandığınız gibi değil. Engel olmayın bana. Engel olmayın. Nasıl engel olmam Bade?
Sana nasıl engel olmam? Nasıl? Ya mani olamasaydım? Ya zamanında öğrenemeseydim? Çok korktum Bade. Yetişemeyeceğim diye çok korktum. Siz ne öğrendiniz? Ne biliyorsunuz ki? Her şey. Senin bildiğinden de çok şey. Onun burada olduğunu biliyor muydunuz? Onu biliyor muydunuz? Hadi çocuğum. Gidelim. Cevabı var ama eğer ben de Yılmaz'sam bunu peş... Yılmaz Bey. İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Bana bir bardak su getir kızım. Önce şöyle bir geçelim. Doktor çağırmamı ister misiniz? Ya da Yusuf Bey'e haber vereyim. Hayır, iyiyim dedim ya sana kızım. Ortalığı veli veliye verme. Bana bir bardak su getir hadi. Tansiyonunuza baksam. Bak kızım bak. Bak bakalım. On ikiye 16 yükselmiş. İlacımı içtim nasıl olsa biraz sonra düşer yavrum. Abi bak ne düşündüm. Ne oldu abi? Hasta mısın? Tansiyonum fırlamış bir Hasan. Kızım hadi sen de işinin başına dön. Doktora gidelim mi abi? Yok. Bu işlerden canım sıkıldı ya. O da tansiyonuma vurdu. Ama ilacımı içtim şimdi düşer. Ben de onu konuşmaya gelmiştim. Şu Celal Bey'in ortaklık teklifinden Bade'nin haberi var mıdır sence abi? Bunu konuşmak lazım Hasan. Abi biraz iyiysen şu borç senetleriyle çekleri toparlayıp bir bakalım mı? Ha, iyi akıl ettin Hasan. Yusuf'un odasındaki kasada onlar, sen bir bak. İyi. Ben bir Yusuf'a gideyim de evrakları toplayayım geleyim. Nasıl olur bu, nasıl bilir de benden saklarsınız bunu siz? Kızım bir tek senden saklamadık ki. Tabii. Yusuf yaptı değil mi bunu? Yusuf yaptı değil mi? Allah kahretsin. Beni kandırmak için her şeyi Yusuf yaptı değil mi? Yusuf yaptı. Badeciğim saçmalama. Hiçbir şey sandığın gibi değil. Bir dursan, bir dinlesen her şeyi öğreneceksin. Doğru.
Hiçbir şey benim sandığım gibi değil. Ben neye inanmak istiyorsam onu gerçek sandım zaten. Allah kahretsin ya, her şey yalanmış, her şey. Siz nasıl göz yumdunuz buna? Nasıl beni kandırmasına izin verdiniz? En çok size inandım ben, en çok size güvendim. Niye böyle bir şey yaptınız? Kızım bir dinlesene. Bir dinlesene, öğreneceksin diyorum anlatacağım her şeyi. Buraya da o yolladı sizi değil mi? Tabii, buraya da o yolladı. Yoksa nereden bilecektiniz ki otelde olduğumu? Oyunlarını öğrendiğimi anladı. Baş başa tatil hayalleriyle beni kandırdı. Seni seviyorum numaralarıyla oyaladı beni, onu buradan kaçırdı. Sizi de beni durdurması için yolladı değil mi? Durdur hemen arabayı, ineceğim ben. Allah kahretsin, duymadın mı? İneceğim dedim ben. Şimdi bu verdiğim tarihler arasında Mehmet Hancıoğlu mu kaldı yoksa bir misafiri mi? Bunu öğrenmek istiyorum. Böyle bir bilgiyi müşteri gizliliği açısından veremem. Anladım. O zaman lütfen bana otel müdürü Şahin Bey'i bağlar mısınız? Ben Yılmaz Hancıoğlu. Abi. Hasan, gel otur. Otur. Yusuf bulamadı anahtarı. Badiye soracak. Sen biliyor musun nerede olduğunu abi? Ne anahtarları Hasan? Kasanın anahtarları abi. Ha. Yok, benim haberim yok. Neyse, çıkar bir yerden. Sen iyi misin abi? İyiyim, iyiyim Hasan. Mehmet kahve söylemişti. Gel birer kahve içelim. Sen git Hasan, ben birazdan gelirim. Kahveyi soğutmayalım abi. Hem şu ortaklık meselesini konuşuruz. Hadi. Bir şey içer misiniz? Hoş geldiniz. Ne alırsınız? Ne içersin anne? Bize şimdilik iki tane su. Her şeyi bilmek istiyorum. En başından. Düğün günü. Ambulansta. Yusuf can alıp can verirken onu sordu. Sen de duydun. Sonra hastanede. Hep onu sayıkladı. Gözünü açtı. Gene sordu. O nasıl anne? O nasıl? Yaşıyor mu? İyi mi? Seni sordu demiştiniz. Öyle olsun istedim Bade. Oğlum bir tek seni sevsin istedim. Yüreğinde, aklında bir tek sen ol istedim. Öyle de olacaktı. Çünkü oğlum seçimini yaptı. Seninle evlendi. Ama sonra o intihar olayı oldu. Ve Yusuf'um hep kendini suçlamaya başladı. Seni hiçbir zaman yarı yolda bırakmazdı, biliyorum.
Oğlumu tanıyorum ben. Ama gel gör ki... o kıza güvenilmez ki. Siz de güvenmediniz tabii. İnan bana Bade. İnan bana başka bir yol yoktu. Eğer yaşadığı bilinirse... her zaman bir tehdit olacaktı evliliğiniz için. Yusuf onu yüreğinden silip atabilirdi belki. Ama o iblis hiçbir zaman vazgeçmeyecekti, ben biliyorum. Her an oğlumun aklını çelmeye çalışacaktı. Ve evliliğiniz yürümeyecekti tabii. Mutsuz olacaktınız. Anne sen ne yaptın? Hiç kimsenin canına kastetmedim ben. O da bir ana baba kuzusu. Hiç ölmesini istemedim. Allah biliyor. Ama doktorlar yaşayamaz dediler. Bu Badire'yi bir daha kaldıramaz. Hele ayağı hiç kalkamaz dediler. O zaman tek bir yol kalıyordu. Eğer herkes onu ölü bilirse... o zaman... siz mutlu olacaktınız. Oğlum mutlu olacaktı. Yaralarını saracaktı seni. Yıldız kaydı. Dilek tut, dilek tut. Anne nerede, ben görmüyorum ki. Şuradan kaydı işte, sen tut, dilek tut. Tamam tuttum. Sen benim meleğim. Ben senin meleğin değil miyim zaten? Thank you.
Ben seni anladım. Sen de beni. Eşyalarını toplarken evden baktım, hepsi eski püskü şeyler. Benim kızıma yakışmaz dedim. Bak. Bu parayla aldığın hiçbir şey istemiyorum. Cenaze nasıl oldu? O kadar insan. Mezar açıldı, gömüldü. İnsan bir yola çıkınca gerisi çorap söküğü gibi geliyormuş kızım. Her şey gerçeğine uygun olarak hazırlandı. Düşünüldü. Öyle de yapıldı.
Peki nerede saklandı bu kadar zaman? Yani hastaneden çıkardıktan sonra direkt otelde mi sakladılar? Uzakta bir ev tuttum. Başında doktoru, hemşiresi. Tedavisi yapılıyordu. Kalkamaz demişlerdi doktorlar. Ben de vicdanım rahattı. Ondan sonra otele geçtim. Hepsi bu mu yani? Evet. Hepsi bu. Zaten bir önemi de kalmadı. Gerçeği bir tek sen, bir tek ben biliyoruz. Herkes Havva'yı öldü biliyor. Bırak öyle kalsın. Zaten yarın Amerika'ya uçuyor. Hayatımızdan külliyen çıkacak. İnşallah. Emin misiniz? Eminim. Biletlerini ben aldım. Ellerine de biraz para saydım. Ondan sonra da sesleri sedaları kesildi. O yüzden mi konaktaydı? Para için mi? Kim? Havva mı? Gecenin bir vakti konaktan çıkarken gördüm onu. Yanında da Sultan vardı. Neredesin? Çarşıda ne vardı? Bana bak. Kızı yine otel odasında yalnız bırakıp çıktın mı yoksa? Yok, otelde değiliz. Ne cehennemdesin? Köydeyiz. Bir arkadaşın evinde kalıyoruz. Nereden icap etti bu ziyaret? Sırası mı şimdi ortalıkta dolanmanın? Ya Baldız, beni azarlamayı bırak. Senin Hamiyet Hanım emretti otelden çıkın diye. Yoksa benim yediğim önümde, yemediğim arkandayız. Allah Allah. Hamiyet'e niye battı ki sizin orada kalışınız? Bence bir şeyden perelendi Hamiyet. Daha doğrusu oğlu kokumuzu aldı. Senin Hamiyet de peşimize düşer diye alevlendi. Neyse. Ben şimdi kapatıyorum, sonra ararım. Yol için hazırlık yapıyorum. Bu Hamiyet durduk yerde işkillenmez ya. Dur bakalım. Dur bakalım. Kızım emin misin? Yanındakinin sultan olduğuna emin misin? Belki yanlış görmüşsündür. Belki yanındaki sultan değildir. Ya da ne bileyim, sultan belki başka birini uğurluyordur. Nasıl bir ihanet? Bu nasıl bir cüret? Konaktan çıkan basbayağı Havva'ydı. İndim tabii, hemen yanına sordum. Gözlerimin içine baka baka yalan söyledi, inkar etti. Yok ölüyü nasıl uğurlarmışmış. Yok aklım bana oyun yapıyormuş. Dalga geçti benimle. Nereden bilebilirdim?
Nereden bilebilirdim düşmanın yuvamda yuvalanacağını? Ah sultan. Ah sultan. Ya. Siz kızı uzaklaştırmaya çalıştıkça o geldi evimize girdi. Ben her şeyi sizin için yaptım. Keşke en başından bana her şeyi anlatsaydınız. Bu kocaman yükü tek başınıza omuzlamak zorunda kalmazdınız. Bugün olsa gene yaparım. Yeter ki siz mutlu olun. Tek istediğim bu. Kimsenin Yusuf'la aramıza girmesine izin vermem. Siz engel olmasaydınız ben gözümü karartmıştım. Ama vazgeçmedim. Bana da size de yaşattıklarının hesabını soracağım ona. Badeciğim, sen çok akıllı, çok sağduyulu bir kızsın. Bu öfkenin sana, Yusuf'a, evliliğinize ne kadar zarar vereceğini biliyorsun değil mi çocuğum? Bizim için en büyük kötülük o kızın yakınımızda dolanması.
Biliyorum. Biliyorum ama onu engellemek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Yalnız sen bana söz ver. Lütfen. Bir delilik yapmayacaksın. Hı? Yusuf'la olan hayatınıza kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Çok zor. Biliyorum. Zor. Ama imkansız değil. Gerçekleri bile bile çok zor. Yusuf, evliliğimiz benim için her şeyden önemli. Ona zarar gelmesin diye elimden gelen her şeyi yaparım ben. Aferin. En doğrusu bu. Bak zaten yarın Amerika'ya uçuyorlar. Mesele kendiliğinden kapanacak. Tansiyonum fırladı Zahir. Başım fırıldak gibi dönüyor ya kuzum. Hay Allah, gel. Gel. Gel az şu taşa otur, dinle. Yok kızım, sana Zahir şu kapıya kadar götürüver beni. Tamam, hadi gel. Dur yavaş. Peki ya Sultan? O her şeyi biliyor. Merak etme. Ben onun nefesini kesmesini bilirim. Senin şimdi düşünmen gereken tek şey Yusuf. Evliliğiniz. Bak ne kadar iyiye gidiyorsunuz. Değil mi? Şimdi bir tek kafanı ona yormalısın. Biz nasıl iyi oluruz? Daha iyi nasıl olabiliriz diye. Siz olmasaydınız, bunları yapmasaydınız. Ben gerekeni yaptım Bade. Yuvam için, oğlum için. Aslında suçluyum. Eğer bu duyulursa, bilinirse hayatım mahvolur. Suçluyum. Ama asla pişman değilim. O gün için doğru olan buydu. Bugün için doğru olansa senin hiçbir öfkeye kapılmadan, hiçbir çılgınlık yapmadan hayatına devam etme. Söz ver bana. Kimseye hesap sormayacaksın ve her şeyi unutacaksın. Söz mü? Peki anneciğim. Peki. Hiç merak etmeyin. Onu mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. İnanın bana. Buna hiç kuşkum yok. Allah razı gelsin senin de kızım. Senin de elinden tutanların olsun. Gönlünün muradını versin. Amin cümlemizin. Şu kapıya yavrum. Tamam. Hadi az kaldı. İyiyim yavrum.
kimin kimsen yok mu evde? Torunum var. Ha? Gel bakalım. Gel, geç. Nerede torunun? Yukarıda ya, yukarıda. Tamam, gel. Gel hadi. Hamine, ne oldu sana böyle? Kızım Cemile, rahatsızlandım yavrum. Hava. Cemile, 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 Cemile kalk. Cemile, Cemile. Kızım, beni böyle görünce korku yüreğine indi torunumun yavrum. Cemile. Ben söyleyeceğimi söyledim. Celal Bey'le ortaklık işi çok duygusal bir karar olur. Adamın niyeti başka. Neymiş? Söyle biz de bilelim. Aklı sıra kızının mutluluğunu garanti altına almak istiyor. Evliliği iş ortaklığıyla pekiştirmek niyetinde. Niye böyle düşünsün? Yusuf'la Bade arasında bir sorun yok ki. Celal Bey aptal bir adam değil baba. Kızının ne yaşadığının farkında. Celal ticarete yeni yetme değil. Sapla samanı ayırmasını bilir o, merak etme. Hem biz tamam olur demedik. Herkes ayrı ayrı artısını eksisini hesaplayacak. Ona göre karar verecek. Ben kişisel olarak bu kararı onaylamıyorum. Yılmaz Bey, Kıbrıs Arte Otel Müdürü Şahin Bey attı. Az önce görüşememişsiniz sanırım. Ver. Alo. Şahin Bey, iyi günler. Nasılsınız? Evet. Anladım. Bu gençlerin hiç canları yok. Hele ben kocadım da başım dönüyor. Ya bu tazeciye ne demeli? Kızım Cemile. Cemile, Cemile kalk. Ha, ha. Şükür. Tövbe bismillah. Cemile. Cemile kalk. Cemile. Cemile. Teyzem, sana zahmet bir tuzlu ayran falan getirsen içince iyi gelir belki. Ha? Hay aklından bin yaşasın. Getirip şimdi. Allah'ım sen koru. Cemile iyi misin? Sen yoksun. Öldün. Mezara koydular seni. Cemile yok, yaşıyorum ben. Ölmedim. Bak buradayım, korkma. Olmaz. Ölen geri gelmez ki, nasıl olacak? Cemile ben ölmedim hiç. Cemile. Öyle bakma bana Cemile. Cemile! Ama öyle söylemediler. Tamam biliyorum öyle demediler. Ama ben hiç ölmedim. Hiç ölmedim. Bak kimse yaşadığımı bilmiyor benim. Kurban olayım kimseye söyleme. Olur mu? Ha? Ha? Yavrum, yavrum, alın bakalım. İçine bol tuz kattım, içi verin hadi. Teyze bana yapmasaydın. Olur mu kızım? Bir dürü ayranımız var. Geçsin boğazından. Cemile iç.
Çok teşekkür ederim Şahin Bey. İyi günler diliyorum size. Hala otel faturalarının peşinde misin amca? Hı? Müdürle mi konuşuyordun? Evet. Müdürle konuştum. İyi ki de konuşmuşum. Gözümün içine baka baka bana yalan söylemişsin. Söylediklerimi teyit ettirdin yani. Burada hesap verecek birisi varsa o da sensin. Hani sen kalmamıştın otelde? Bir arkadaşın kalmıştı da fatura sana kesilmişti. Basbayağı sen kalmışsın. Bravo. Yalan mı peki? Doğru. Ben kaldım. Bunun için de kimseye hesap verecek değilim. Ne derdin vardı da düğün günü aileni bırakıp gittin? Ondan sonra da bir sürü yalanlar söyledin. Beni böyle bir adam olmaya siz mecbur ettiniz amca. Çocukluğumdan beri ne yaptıysam güvenmediniz. Her şeyime bir kulp taktınız. Her işime bir eksik buldunuz. Her zaman öteki hancıoğlu oldum. Beceriksiz, toplanan, ailenin üvey evladı. Sepetteki en çürük elma. Ama benim günahım yok. Böyle olmamın sebebi sizsiniz. Bu meseleye gelince... bence daha fazla kurcalama. Bir sebebim vardı, merak etme. İyi misiniz Mehmet Bey? İyi mi Cemile? İyice buldun mu? Düzeldin mi Cemile? Teyze, sana zahmet. Eline koluna sağlık da ben senden bir de bir bardak su istesem. Zahmet mi olur kızım? Seni yolundan da ettim yavrum. Allah razı olsun. Cemile, iyi misin? Nasıl bir oyun bu? Nasıl çevirdin bunca dolabı? Hiç mi vicdan kalmadı sende? Cemile, benim bir şey çevirdiğim falan yok. Bu defa oyuna gelen de hayatı kararan da benim. Umurumda değil. O kadar milletin canını yaktın. Yanına mı kalacak sandın? Şimdi defol git buradan, gözüm görmesin seni. Tamam, gideceğim Cemile. Gideceğim de bak, benim yaşadığımı kimse bilmiyor. Herkes beni öldü biliyor. Ne olur kurban olayım, kimseye bir şey söyleme. Allah rızası için, tamam mı? Unut. Yalvarsan da demem. Seni öldü bilsinler daha iyi. Allah ver de bir daha karşıma çıkma. Yürü git şimdi, cehennemin dibine kadar yolun var. Şamil'le gitti. Hadi sen de içeri gir, bekleme soğukta. Thank you.
Konuştuklarımızı unutma, olur mu çocuğum? Ayrıca sende bir emanet var. Şirketten çıkarken aldın. Onu da verdi. Öyle işinin başına dön. İyi de bunu nereden biliyorsunuz ki? Ne diyeceğimi bilemiyorum. Havva'yı görünce aklımı oynattım resmen. Biliyorum çocuğum. Haklısın da. Siz olmasaydınız her şeyi mahvedebilirdim ben. Onu ortadan kaldıracağım diye kendi geleceğimi de Yusuf'la geleceğimi de bitirebilirdim. Geçti artık Badiye. Hem biz seninle ne konuştuk, nasıl anlaştık? Bunlar hiç yaşanmadı. Senin hiçbir şeyden haberin yok. Ben bunu aldığım gibi yerine koyarım. Yok. Artık bu işte senin hiçbir ilgin kalmamalı. Versen onu bana. Gereğini ben yaparım. Buyurun Hamiyet Hanım. Neredesin? Emrettiğiniz gibi köydeyim. İyi. Bir gelişme var mı? Hayır efendim. Eve yerleştiler Asayiş Berkemal. Tamam, tamam. Şimdi onların peşini bırak. Nasılsa yarın defolup gidecekler. Hemen buraya gel. Badenin peşine takıl. Her hareketini bilmek istiyorum. Baş üstüne. Bade Hanım şirkette mi? Hı. Evet. Allah kahretsin. Ben bu iş bitsin dedikçe dallanıp budaklanıyor. Yılmaz. Hadi oğlum. Ona. Thank you.
Nasıl olmuş yeni elbiselerim? Ha? Yakışmış mı? Bak sen. Aa bak. Güzel. Sen de yenilerini giydin ha? Bak çok yakışmış. Yandan itibaren yeni bir hayata başlayacağız. Ha? Ama kızım neyin var? Yok bir şey. Yani doğruyu konuş. Ben yokken bir şey olmadı değil mi? Yok bir şey dedim. Nereye? Alo. Ne haber abi, nasılsın inşallah? Nasıl oğlum işte ya, idare ediyoruz. Neredesin abi? Kayseri'deyim, bir iş için gelmiştik de. Ben de senin dükkana geldim de, kapı duvar. Bir konuşalım diyecektim. Allah Allah. Mesele nedir ki? Abi elçiye zeval olmaz. Cüneyt'ten haberlerim var da. Onun için rahatsız ettim. Yok yok, her yere baktım. Neyse, bizim çocuklara söyle de bir yolunu bulup açtırsınlar şunu. Peki Yusuf Bey. Hoş geldiniz Bade Hanım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Neredeydin? Kaç defa aradım. Telefonunu açmadın. İşim vardı. Terzi'deydim provada. Açmayınca merak ettim. Beni çağırmışsınız Yusuf Bey. Kasa açılacakmış galiba. Ha Bade. Kasanın anahtarını gördün mü? Ben çekmeceyi bıraktım, bulamıyorum. Bilmiyorum. Sanırım evdeydi o. Evde miydi? Çalışma odasında gördüm ben onu. Yok şey, yatak odasında gördüm. Sen ceketin cebine koyup unutmuşsundur. Bilmiyorum, olabilir. Tuncay, ben bir eve bakayım, ondan sonra kasaya açalım. Tabii Yusuf Bey. İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Yok bir şeyim. Niye kötü görünüyorsun? Bir şey mi oldu? Anlat bir şey olduysa. Yılmaz. Bir dakika. Bugün olanı biteni bana anlattığın için çok akıllı davrandın. Ne kadar sağduyulu olduğunu ispat ettin. Şimdi de akıllı olacaksın. Bade'yi, oteli, konuşulanları, hepsini unutacaksın. Hiçbir şey görmedin, duymadın. Bakın Hamiyet Hanım, ben böyle şeylerden anlamam. Sizin yaşınıza ve tecrübenize hürmet ediyorum. Umarım hiç kimsenin canı yanmayacak. Yanmayacak tabii. Bütün çaban bu çocuğum. Sen yeter ki bana itimat et. Mesuliyetlerini yerine getir. Bunun karşılığında da sana verilen aşın, işin, yuvanın huzurunu çıkarmaya çalış.
Gerisini de kafana takma. Şimdi... bu kasanın anahtarı. Sana güvenebilir miyim? Tabii ki güvenebilirsiniz. Bunu da yerine koy. Kimseye görünmeden. Dilerim yüzümü kara çıkarmasın. Kim bilir nerelere kandil yaktı ki. Emin misin bir şey olmadığını? Bak bir şey varsa bana söyle. Üzülürüm yoksa. Yok bir şey. Niye bu kadar durgunsun o zaman? Gerçi benim aklıma bir şey geliyor ama. Ne o? Hamile misin yoksa? Hı? Keşke. Keşke şu an hamile olsaydım. Keşke bir bebeğimiz olacak olsaydı. Seninle böyle bir bağ, o kadar çok ihtiyacım var ki. Tamam, böyle söyleme. Bizim aramızda bağ olması için bebeğe ihtiyacımız yok. Biz zaten evliyiz. Doğru diyorsun. Birden duygusallaştım işte. İşlerin durumu gerdi herhalde biraz beni. Zaten içime sinen ortak topu çıkmadı hiç. Tamam. O zaman sana yeni bir haber vereyim. Bir ortaklık teklifi aldık. Kim? Ben tanıyor muyum? Yakından hem de. Baban ortak olmak istiyor. Affedersiniz, ben dosyanızı bırakmaya gelmiştim. Hadi gel bir kahve içelim. Yok, teşekkür ederim, sağ olun. Ben işime döneyim. Neden reddettin ki babamın teklifini, anlamadım. Ben öyle bir şey demedim ki Bade. Biraz düşüneceğim dedim. Anlamıyorum, neyi düşünüyoruz ki biz? Yani babam gayet makul bir teklifte bulunmuş. Ayrıca ben babamın bu davranışını da takdir ediyorum. Bade, biz ilk defa ortak alıyoruz. Buna da evet demek o kadar kolay bir şey değil.
Bir de zaten babam benden hoşlanmıyor. Babam kişisel hayatıyla iş hayatını birbirine asla karıştırmaz. Hem ticari tavrını her zaman beğenmiştir senin. Tersi bir şey olsaydı sana ortaklık teklifiyle gelmezdi zaten. Bak aramızda aile ilişkisi olmasa evet. Ama yalan söylemeyeceğim. Bu durum beni huzursuz ediyor. Bir de daha tam akraba olamadık. Sen üzüldün diye geldi bana kızdı. Bunca şeyin üstüne şimdi içli dışlı olmak ne kadar doğru bilmiyorum. Sen açık konuşsana Yusuf. Ortak olup bana daha çok bağlanmaktan mı korkuyorsun? Efendim Celal Bey. Bu akşam ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Eğer bir planın yoksa sana bir teklifim var. Biliyorsun bu hafta Ürgüp'te Kapadokya caz günleri başlıyor. Bu akşam festivalin bir açılış kokteyli var. Çok güzel bir şarap evinde. Bana eşlik etmek ister misin? Münevver, orada mısın? Evet. Ben çok sevinirim. Yalnız benim eve gitmem gerekiyor. Tamam. Eğer fikrini değiştirirsen araman yeterli. Tamam. Teklifiniz için teşekkür ederim. Ben biraz dışarı çıkıp hava alacağım. Yusuf dur, nereye gidiyorsun? Yanlış anladın beni, özür dilerim. Öyle söylemek istememiştim. Otur lütfen. Ben bizim mutluluğumuz için uğraşıyorum. Her seferinde suçlu oluyorum. Nasıl olduğunu anlamış değilim gerçekten. Tek istediğim işim yüzümden ailem etkilenmesin. Hem ben senden ayrılmak istesem benden çocuk istediğinde sana hayır derdim. Haklısın. Ben öyle düşünemedim. Babamla arana mesafe koymak istiyorsun sandım. Aslında haklısın. Böyle bu kadar içimizde olması iyi değil. Ama ben şirketin sağlığı açısından düşündüğüm zaman bu ortaklığın bizim için iyi olacağını düşünüyorum. İkinizi de tanıdığım için söylüyorum. Gerekirse aracı olurum ben. Bade, benle babanın arasında aracı olmak zorunda değilsin. Böyle bir şey için seni yormam. Anladın mı? Benim için sorun olmaz.
Daha önce de dedim ya, babam seni iş alanında çok takdir ediyor. Aksini düşünseydi zaten ortaklık teklif etmezdi. Hem baksana, belli ki benimle de arasını düzeltmeye çalışıyor. Bundan iyi fırsat olamaz bence. Sen ne düşünüyorsun? Sen bu işi çok istiyorsun değil mi? Yani babam dururken başka biriyle çalışmak, ortaklık ne derece doğru olur bilmiyorum. Evliliğimizle iki aile birleşti. Ailemizin geleceği açısından bence bu ortaklık çok iyi olacak. Neticede varımız, yoğumuz, her şeyimiz bizim çocuklarımıza kalmayacak mı? Hem babamdan daha güvenilir bir ortak bulamayız. Kendi kızını zor duruma sokacak değil ya. Allah Allah. Babamla amcam da aynı şeyi söylüyor. Bilmiyorum ya, ben mi duygusal düşünüyorum biraz. Bilmiyorum. İstersen arayayım bir konuşun. Yok canım, şimdi müsait değildir. Sorarız. Tamam. Ama bana biraz zaman lazım. Niye? Eve gideceğim. Neden? Kasanın anahtarlarına bakacağım işte. Canım ne gerek vardı? Eve gidince bakardın işte. İyi de babanla görüşmeden o evraklara bakmam lazım. Kasanın içindeler. Anladım. Sen evde miydin ayol? Biraz önce geldim. Sen banyodaymışsın. Başım ağrıyordu, biraz dinleneyim dedim. Hmm, beyim, semaveri tarasa koydum ama taras biraz serin. Olsun, iyi etmişsin. Acı patlıcanı kırağı çalmaz. Kaynanan rahmetli Pembe Hanım seni pek severdi. Böreği şimdi çıkardım fırından, sen yetiştin. Hazır beyim, buyur. Ellerine sağlık. Hanım, sana da koyayım mı bir çay? Banyodan sonra iyi gelir. Sen bir gelsene benimle aşağı. Olur. Beyime çay vereyim, gelirim. Ellerine sağlık Sultan. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun beyim. Başka bir isteğin var mı beyim? Yok, sağ ol. Harbiden Havva mı yazdı baba? Başka kim yazacak evladım? Biz yarın hayırlısıyla yola çıkıyoruz. Havva da gelmek için çok can attı ama ben izin vermedim. Şimdi bir gören olur, giderek başımıza dert almayalım diye. Çok iyi yapmışsın be baba. Adil aradı beni. Ben zaten gelecektim ama... Hani Cüneyt seni çağırıyor deyince bir sıkıntın var diye koştum geldim. Yok baba, benim keyfim çok yerinde.
Bu arada küçük amcaoğluyla konuştum. Bana içeride çok iyi bakacak, sen merak etme. Ben Havva'mı çok özledim be baba. Ya merak etme evladım. Ben seni Amerika'dan aratacağım. Ama sen de ağzını açma tabii. Hele o Mehmet'e. Aşk olsun be baba. Kanımı akıtsalar ağzımı açar mıyım? Sen beni bilmiyor musun? Hem herkes Havva'nın öldüğünü bilsin ki araya başka kara kediler girmesin, değil mi? Aferin aslanım. Bak bunu iyi dedin ha. İşte bana izin artık. Yolculuğun da gerek. Kendine iyi bak. Hakkını da helal et. Sen de öyle baba. Bu arada Havva'ma iyi bak, olur mu? Söyle kendini üzmesin. Sen ne yılanmışsın. Ben sana bütün sırlarımı açtım. Sen ne yaptın? Gözümün içine baka baka oyun oynadın. Ne oyunu? Kim bulandırdı senin gönlünü? Sus! Yılan atıp durma. Ne biliyorsan, ne öğrendiysen şimdi her şeyi anlatacaksın bana. Duydun mu her şeyi? Şey, bilmiyorum ne anlatacağım. Havva'nın yaşadığını biliyorsun ya. Ya ne bu saçmalık? Konuşsana. Cevap ver bana. Sen bir şey bilmiyorsun Tabi Bey'im. Neyi bilmiyorum ya? Neyi bilmiyorum? Bilsem niye sorayım? Söylesenize. Ya konuşsanıza. Bana böyle sesini yükseltme, duydun mu?
Ayrıca karışma. Bizim aramızda bir mesele bu. O kadar. Karışma. Ne zamandan beri meselelerini böyle hallediyorsun? Tokatla mı halledeceksin? Beyim, hanımım ne etse haklı. Hamiyet Hanım yüzüğünü düşürmüş. Ben de temizlik yaparken onu bulduydum. Cebime koydum. Unutmuşum orada. Sonra yüzük benim odadan çıkınca kızdı Hamiyet Hanım. Onun hesabını soruyor. Ha, o kadar yani. Hamiyet Hanım benim veli nimetim. Günahımı da alır, gönlümü de. Bazen öyle bir şey yapıyorsun ki. Beni öyle şaşırtıyorsun ki. Seni hiç tanıyamıyorum. Etme beyim, etme. Tamam, benlik sıkıntı yok. Olur beyim böyle şeyler. Çevirdiğin dolaplara herkesi inandırabilirsin. Ama beni kandıramazsın. Şimdi her şeyi söyleyeceksin. Ne biliyorsan her şeyi. Her şeyi biliyorum. Havva'mı nasıl yaşarken öldürdüğünü. Hepimizi nasıl acılar içinde bıraktığını, hiçbirimizin gözünün yaşına bakmadığını. Yetmedi, bir de kızı memleketten sürecektin ha? Yani ben o iblisten kurtulmaya çalışırken sen onu burnumun dibine soktun ha? Yani ben fellik fellik onu ararken sen kalktın onu bu eve, bu konağa getirdin ha? Ama biliyordum kabahat bende. Senden adam olmayacak, bunu biliyordum. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Havva babasını da senin peşine taktığın ızbandutu da atlatıp Yusuf'un karşısına çıkmaya gelmiş. Ben tuttum onu ben. Yoksa şimdiye kadar oğlum anasının yediği her naneyi biliyordu. İpten aldım seni ben. Buna inanacağım mı sanıyorsun? Vallahi ister inan, ister inanma. Keyfin bilir. Ama ben de istemiyorum artık onların beraber olmasını. Artık. Sen ne zamandan beri benim tarafımdasın? Ben senden taraf taraf falan değilim. Derdim Havva'mın huzuru bulması. Tersi olaydı, şimdiye kadar beyimin karşısına geçip Havva yaşıyor. Anan da senin çektiğin bütün bu sıkıntıların sebebi der, çıkardım işin içinden. Bu nasıl bir cürettir? Bu nasıl bir küstahlık? Defol. Pılını pırtını topla ve hemen bu evi terk et. Seninle aynı çatı altında asla kalmam. Asla.
Hayırdır baba? Bir sıkıntı mı var? Son zamanlarda işlere biraz sıkıldım be oğlum. Bir de ortaklık meselesi aklıma takıldı. Vallahi o iş çözüldü galiba baba. Yani gelmeden önce Bade ile konuştum biraz. Babasıyla ortak olmamızı istiyor. Anladığım kadarıyla siz de sıcak bakıyorsunuz. Ama sen bir şey söylemedin şimdiye kadar. Ya benim bu adamla yıldızım hiç barışmadı. Ben biraz düşünceliyim açıkçası. Bak oğlum. Sen bu adamın damadısın. Aslında şöyle ya da böyle ilişkilerini sıcak tutmanda yarar var. Ya bu karının huzuru için de önemli yavrum. Bak o kadar şeyler atlatıldı. Adam kızım çok üzüldü, harap oldu demedi. Ta kapımıza kadar geldi, bize el uzattı. Celal Bey'in bu adımına karşılık vermek lazım oğlum. Hem iş güç bir yana, biz artık bir aileyiz. Tamam baba. Siz de öyle diyorsanız elimden geleni yaparım ben. Zaten Bade babasını çağıracaktı galiba. Belki de çağırmıştır bile. Öyle mi? Çok iyi, çok iyi. Gel sen de hadi. Yok. Siz kendi aranızda oturup konuşun, bir ön protokol hazırlayın. Verin avukatları, onlar hazırlasınlar sözleşmeyi. Tamam baba. Ben gidiyorum o zaman. Yusuf, Mehmet'i de haberdar et oğlum. Anladığım kadarıyla o bu ortaklığa pek taraftar görünmüyor. Yani imza falan atmadan mutlaka onun da fikrini alayalım. Tamam tamam, konuşurum ben onunla. Onun da hakkı var neticede. Ne yaptın? Aldın mı Sultan ablanın gönlünü? Anne, sana hiç yakışıyor mu Allah aşkına? Ay oğlum ne yapayım? Sinir sistemimi bozdu. Kendime engel olamadım. Yani aslında bilirsin, kimseye kıyamam. Tamam. Gönlünü aldıysan problem yok. Ha. Ne oldu, şu Bodrum'dan evrak gelecekti. Ay iyi ki hatırlattın. Şimdi arayacağım. Bir dakika, bir dakika. Bu ne biçim bir iş ya? Anne, bu adamlar seninle dalga mı geçiyorlar? Bak daha önce numarasını isterim, vermedim. Ver şu numarayı, ben bir arayayım. Sen niye bu kadar ısrar ediyorsun ki, ben anlamadım. Allah Allah. Ben çocuk muyum ayol? Yavrum bir de ahbabımız sayılırlar. Şimdi çok ayıp olur senin arama. Ne ahbabı anne? Tapuyu ya da parayı göndersinler hemen. Oo maşallah. Anneyle böyle şartlı şurtlu konuşmalar ha? Ne yapacaktım anne? Bak kaç zamandır bu meseleyi konuşuyoruz. Bir adım ilerleyebildik mi? Sen mecbur ettin, kusura bakma. Ne işin var senin burada? Silahı temizletmiştin de onu koymaya geldim. İşin bittiyse oyalanma. Benim arabayı da yıka. Dış. Ah.
Nereye? Yılmaz Bey'imden helallik almaya. Hele önce eteğimdeki taşları bir dökeyim. Böyle vicdanım rahat etmeden nefes alamıyorum. Gerçi sen benden daha iyi bilirsin. Ama ben şahit olduklarıma bile dayanamıyorum. Yani şimdi sen beni tehdit mi ediyorsun Sultan? Haşa. Ben adaletin kefesini dartıyorum. Hani sen benim ekmeğimle oynadın ya. Ben de beyimle bir konuşayım bakalım. Senin hanımlığından oynayabilir miyim? Ona bakıyorum. Yani sen o küçücük aklınla beni korkutacaksın. Öyle mi? İşi hayınlık olanın korku yakasını bırakmaz Hamiye Hanım. Ben beyimle bir konuşayım bakalım. Kim kalıyor, kim gidiyor bu konaktan? O zaman belli olur. Sultan, ben de sana seslenecektim. Ben de sana geliyordum beyim. Diyorum ki bana şöyle bol köpüklü bir kahve yapsan da içsem ha. Tabii Yılmaz Bey. Yapmaz olur mu? Sultan bol köpüklü bir kahve yapar istediğin gibi. Değil mi Sultan? Sen istersin de ben yapmaz mıyım hanımım? Allah muhabbetinizi artırsın. Sağ olasın beyim. Ne o, bir yere mi gidiyordun? Yok. İnsan yuvasını bırakıp da nereye gider beyim? Eski kıyafetler vardı. Yok yoksula da atacağım. Onları götüreyim. Tamam babacığım. Yusuf da gelecek zaten birazdan. Biz bekliyoruz seni. Emaneti kasaya koydum. Bu da anahtarı. Teşekkür ederim. Hayırdır? Hasretime dayanamadın mı? Ne istiyorsun? Anlamadım. Bir şey mi istemem gerekiyor? Benimle oynama Sultan. Kuyruğunu kısıp bu evden gitmek için ne istiyorsun? Teklifi duyalım. Sana maaş bağlarım. Çok paraya. Düşünemeyeceğin kadar. Rahat edersin. Oğlunun yanına gidersin. Hatta size ev tutarım. Hayatın boyunca hiç sıkıntı çekmezsin. Vay 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 vay. Koskoca Hamiye Tancıoğlu'nun sunduğu teklife bak sen. Bana bir baksana sen.
bir bak. Deli Remzi'ye benziyor mu? He? Paranla onu kandırabilirsin sen anca. Etrafını böyle melek suretiyle ayakta uyutabilirsin. Ama karşındaki sultan Hamilet Hanım. Sen bu konağa gelin geldiğinde ben zaten vardım. Bu dört duvara ömrümü gazıdım ben. Ben bu konağa geldiğimde hanımdım. Hala hanım. Ben bu konağa geldiğimde sen hizmetçiydin. Hala hizmetçisin. Bak, büyük hanıma, o da bu konağın hanımıydı. Ondan önce Gültane nene vardı. Ne oldu? Hepsi bir avuç toprak oldu. Senin hanımlığında benim iki dudağımın arasında. Uzatma Sultan. Bu dünyada her şeyin, herkesin bir ederi vardır. Seninki ne? Yıllarımın, emeğimin ederini sen ödeyemezsin. Anladın mı? Bedelini gençliğimden ödedim ben. Her şey, herkes gelip geçici. Sen de. Bir ben kalıcıyım burada. Çünkü bu konağın asıl sahibi benim. Herkesin birbirinden sakladığını bir ben bilirim. Üstü kapalı zannettikleri her şeye bir ben vakıfım. Tepemin tasını attırmayın. Benim canımı sıkmayın. Ağzımı bir açarım, bu konağa mezar ederim size. Onun için sesini kıs. Anladın mı? Kıs. Şunu da yukarı çıkarken götürüver. Geldin mi? Hı hı. Eve gittiğimde babam da evdeydi. Şu ortaklık meselesini konuştuk birazcık. Babanı çağırabilirsin, gelsin de bir konuşalım. Ben çağırdım bile. İyi yapmışsın. Bu arada anahtarı aradım, bulamadım. Ay, unuttum ben. Nereden çıktı? Dosyaların yanındaki dolaba koymuşum. Sonra da unuttum. Kusura bakma, boşu boşuna arattım seni. Neyse, ziyan yok. Baban gelmeden şu evraklara bir göz atalım da. Hoş geldin paşam. Hoş bulduk. Allah kusura bakma. Sabahki siparişleri yeni getirebildim.
işin çoğudu belli. Ama Hamiyet Hanım böyledir. Gelmeleri gitmeleri bitmez. Öğlen de sen götürdün herhalde. Ana, senden sonra buraya geldi, bir esti, bir gürledi göreceydin. Delirmiş gibiydi. Niye canı sıkıldıysa artık. Sahi nereye gittiniz siz? İşim varmış, neymiş? Orası muhakkak paşam. Hani işin aslı neymiş, onu bir deyiver bakalım. Abla işte, ben de senin gibi emir kuluyum biliyorsun. Sorma bana bir şey. Aşk olsun. Ben sana güveneyim, itimat edeyim, derdimi diyeyim, sırrımı açayım. Sen de bana bunu yap ha. Oldu mu şimdi bu? Bana bak. Ne çabuk unuttum seni işe kimin aldığını. Bak abla. Ben bana yapılan iyiliği de, kötülüğü de unutmam. Senin sırrını nasıl söylemediysen kimseye, başkasınınkini de sana demem. Buna ister vefa de, ister sorumluluk de, fark etmez. Bana denen, benle birlikte mezara gider. Bir doğrucu davudumuz eksiydi, o da oldu çok şükür, çok şükür. Nasılsın oğlum? He? Sevdin mi burayı? Rahatın yerinde mi? Yerinde tabii. Yerinde olmaz mı? Yerinde. Ben de yuvam olur. Sığınırım yanlarına. Acımı sararım dedim ama. Buranın da kendine göre derdi tasası varmış mı oğlum? Gün gelip de nereden düştük bu gayya kuyusuna demeyiz inşallah. Oğlum. Buyur Yılmaz amca. Ne o? Dostla mı dertleşiyordun? Evet biz arada dertleşiriz onunla öyle. Bir sıkıntın mı var yoksa? Yok Allah'a çok şükür iyiyim ben. Eğer bir derdin olur da bana söylemezsen çok kızarım. Biliyorsun kapım her zaman sana açık evladım. Sağ ol Yılmaz amca. Gideceksiniz ben sizi bırakayım. Yok bir yürüyüş yapacağım oğlum. Gel buraya dostum. Uçak yarın saat 11'de. En geç saat 10'da parayı getireceksin, tamam mı? Remzi Efendi, sen laf anlamıyor musun? He? Havale edeceğim, havale. Sen hele bir git canım. Daha baştan söyledim. Banka işini anlamam. Parayı elime sayacaksın, sonra sıcak sıcak gideceğim ben. Yoksa uçağa binme işini unut, tamam mı? Bana bak, benim sinir sistemimi bozma. Alo. Alo. Allah kahretsin. Hayırdır Hamiyet? Yine niye kızdın? Aman yok bir şey canım. İşte saçma sapan şeyler. Sen niye çabuk döndün yürüyüşünden? Hava bayağı serinlemiş. Sırtıma kalın bir şey alayım dedim. Ha iyi.
Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. İki taraf için de iyi olur inşallah. Ben inanıyorum. Birlikten kuvvet doğarmış. El birliğiyle gelişip güçleneceğiz inşallah. İnşallah Celal Bey. Her şey çok güzel olacak. Tamam, detayları avukatlarımız halletsin o zaman. Madem hızımızı aldık, o zaman benim bir teklifim var. Ne olursa olsun bu organik tarım işinden vazgeçmiş olmak benim içime hiç sinmedi. İyi de Bade, bu isteyerek aldığımız bir karar değildi. Bazen oluyor işte biliyorsun. Biliyorum Yusuf, haklı tarafların da var. Ama aklıma bir şey geldi benim. Baba, bizim bu Yavuz amcanın köyü vardı ya, at binmeye giderdik. Bu kuş müzesinin arkasındaki yer mi? Evet, evet. Yanlış hatırlamıyorsam orada tarlalar vardı. Evet, evet. Orada birkaç başak tarlası var, evet. Ama yine de ne bileyim, bir gidip görmekte yarar var. Evet Yusuf, lütfen bir gidip bakalım. Yani ister Münevver'in üstüne, ister benim üstüme hiç fark etmez. Ne olur vazgeçmeyelim. Ya mesele tarla bulmak değil ki. Yani adımız lekelendi. Biliyorsun. O zaman yeni bir marka yaratırız. Hep birlikte sıvarız kolları. Olabilir aslında. Ne diyorsun amca? Vallahi bence mantıklı Yusuf. Remzi, seni kim tutar? Amerika Türk erkeği görsün de gözü gönlü açılsın. Ha? Evet abim buyur, misafirimiz ol. Saatiniz bu mu? Evet abim, zamanın esen gülü. Sesi billur gibi. Buyur abim. Önlü bu tarafa al. Aracı önlü bu tarafa alalım. İzninizle tekrar hayırlı olsun. Hayırlı olsun Celal Bey. Hayırlı olsun. Cümlemize, cümlemize. Babacığım biz Yusuf'la tarlalara bakalım. Seni ararım ben. Aa, ben de beraber kliniğe gidelim diyecektim. Bugün anneni çıkartıyoruz da seni de görürse çok mutlu olur. Çok sevindim babacığım. Tamam, sen babanla anneni görmeye git. Ben tarlalara bakayım, size haber veririm. Tamam. Ya pardon. Buyurun. Celal Bey, müsait misiniz? Evet, sizi dinliyorum. Eğer sizi rahatsız etmezsem şirkete gelmek istiyorum. Hay 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 hay. Tabii bekliyorum. Sağ olun. Vallahi Yavuz abi bu arazi verimliye benziyor. Bizim işimize de uygun. Eğer bir aksilik çıkmazsa benim açımdan tamamdır. Bizden yana gönlün ferah olsun oğlum. Eyvallah abi. Ben sana haber veririm o zaman. Uğurlar olsun oğlum. Sağ ol abi. İyiler. Efendim Bade. Ne yaptın Yusuf? Gördün mü tarlaları? Gördüm gördüm. Hatta anlaştık sayılır. Çok sevindim Yusuf. Bak bence bu iş olacak. O tarlalar bize uğur getirecek. Bak görürsün. İnşallah Bade, inşallah.
Eve mi geçiyorsun peki? Yusuf, orada mısın? Yusuf? Evde görüşürüz bari. Tek selam. Güveniyorum. Gel otur. Yeah.